Hayat Vardan herkese sevgiler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Şöyle artık perşembe günlerini biliyorsunuz ve yine çok güzel bir konu başlığıyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli Muhammed Şen hocam bizlerle birlikte ve yine bir Sahabe hayatına doğru şöyle bir yolculuk yapacağız. Bir hanım sahabemizin hayatına yolculuk yapacağız. Özellikle tabi bu saat itibariyle de genellikle kadın izleyicilerimiz daha fazla ekranda oluyorlar ama ben biliyorum bizleri iş yerlerinde izleyen, ofislerinde izleyen, işte belki karantina sürecinde bizleri izleyen birçok takipçimiz ve izleyicimiz var. Onlara da selam olsun. Sanki hocam böyle gündemimizden çıkmış gibi oldu değil mi Covid? Ne dersiniz? Evet, yani evet. sanki böyle çok artık. Vaka sayıları da duymuyoruz. Evet. Allah korusun çok yakın çevremizde vefat haberleri sanki yok gibi. Evet. Son dönemde duymuyorum ben bilmiyorum sizde Rabbim nasıl durmasın Yine Amin. bana geliyor işte dua istiyorlar vesaire. Hı -hı. Allah herkese şifa versin Amin ama inşallah. tabii ki eskisi gibi değil. İnşallah Rabbim bize merhamet etsin. Elimizden i̇nşallah. tutsun. Acilen ümmeti Muhammed'e kolaylıklar ihsan etsin. Rabbim acilen selamete çıkarsın inşallah. İnşallah. Şimdi yine çok güzel bir sahabe hayatı seçtiniz. Evet. Yani yine bugün şöyle bir Mekke Medine sokaklarında herhalde İnşallah. gideceğiz. İnşallah. Habeşistan'a bile gideceğiz. Habeşistan'a bile gideceğiz. Oo bugün yolculuğumuz uzun. Onun için şöyle sizler de bu güzel yolculuğumuza eşlik ederken ekran <laughs> fotoğraflarınızı bizlerle paylaşın. Biz onları çok seviyoruz hocam, değil mi? Evet, yani çok evet, iyi geliyor evet, bize. Kesinlikle. Sizlerden gelen ekran fotoğrafları bizler için kıymetli. Onları da Konteve WhatsApp numaramızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Bugünkü konu başlığımız Sakin bir liman Ümmü Habibe radıyallahu an hayatına konuk olacağız. Evet. Bakalım i̇nşallah. nerelere gideceğiz. Bugün gönül hanemizde bizi ne bekliyor olacak? <laughs> Belki birçok izleyicimiz diyecek ki hep bunu bahsediyoruz her hafta. Kalbinden geçen muhakkak birçok insanın kalbine dokunacak bugün söylenenler. İnşallah. 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 Hani, Bize doğru e, Şey denir ya hocam, yaraya merhem sürmek gibi. Aslında bu sohbetler böyle herkesin hayatında tabii ki bir yarası var. Herkesin hayattaki imtihanı farklı farklı. İşte hani siz çok dersiniz kiminin pırlantası küçük kiminin yiyecek ekmeği yok. Herkesin kiminin sağlıkla kiminin evladıyla e, kimisinin eşiyle hayatıyla birçok imtihan var. Benim imtihanım yok diyen insan yeryüzünde yok herhalde. Kesinlikle. Zaman zaman hepimiz belli imtihanlar yaşıyoruz. E burası dünya yani burada ayeti kerimede sahabe-i kiram da çok büyük acılar imtihanlar çekmişler. Büyük boykotlar, boykotlar uygulanmış. Yani yemek verilmemiş, evlendirmemişler, kız vermemişler, kız almamışlar. Hatta benişi i be, Ebi Talip dediğimiz bir sokağa hapsedip yani oraya mal bile satmamışlar. Uzaktan gelen tüccarlar, efendime söyleyeyim geldikleri zaman onlara fazla para verip sakın onlara satmayacaksınız diye müşrikler ambargo uygulamışlar. Kızgın taşların altına yatırmışlar, kimilerini ateşlerle dağlamışlar kimilerini develere bağlayıp İslam'ın ilk şehidi hanımı Sümeyye validemiz develere bağlayıp çapraz bir şekilde böyle kağıt parçası gibi yırtmışlar. La ilahe illallah demenin bedeli olarak sahabe de üzülmüş. Bunlar ne zaman bitecek ya Resulallah diye sorduklarında ayeti kerime inmiş. Demiş ki Rabbimiz siz iman ettik demenizle sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğiniz mi sandınız? Yani o zaman la ilahe illallah demenin bedelini ödemişler. Bugün bizler la ilahe illallah'ın bedelini çok ödemiyoruz Sibel hanım. Yani artık öyle çok bir şeyimiz yok ama biz de işte kendi ellerimizle yaptıklarımızı maalesef imtihan olarak başımıza geliyor ama ondan gelene amenna. Ondan evet. ne geliyorsa çünkü İbn Arabi Hazretleri diyor ki imtihanlar efendim kula gönderilen hediyelerin dış paketleridir. Yani ne kadar büyük imtihan o kadar büyük bir hediye paketi ve Rabbimin bana yolladığı o kadar büyük bir ikram, benim menfaatime olan bir şey var. Sonra Mevlana Hazretleri diyor ki mesnevisinde bu dünyada nallar ters çakılmış hepsi ters gider atların diyor. Ahirete diyor ters gider nallar. Yani bu sözü anlamak biraz zor ama şöyle baktığımızda hakikaten yani bizim için ne hayır ne şer biz bilmiyoruz. Bazen bizim için büyük bir imtihan olan şey 3 yıl sonra şükrettiğimiz, iyi ki başımıza gelmiş dediğimiz büyük bir mükafat oluyor. Yani bazen bir insanın arabasız olması belki onu büyük bir trafik kazasından koruyor. Bazen bir annenin bir babanın evladıyla imtihan olup evladını kaybetmesi ona cennetin kapılarını aralıyor ki Rabbimiz yani çok cömerttir. Dünyada da verir bahşişini, ahirette de verir. O yüzden imtihanlara bakış açımız mesela Bazen bana mesajlar geliyor. İşte ben babamla imtihanımı bir türlü geçemiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Onu da başaramıyorum. Efendim işte şöyle böyle işte babasıyla ayrılmak istiyor, görüşmemek istiyor. Diyorum ki belki kendi ayaklarının üzerinde durman babanla olan sınavdan iyi bir not almana bağlı. Yani imtihanlara böyle bakmamız lazım. Geleceğe yatırımdır bugün bizim başımıza gelen imtihanlar. Yani Allahu Teala hiçbir zaman adaletsiz değildir. Yani babasız bir çocuk babalı bir çocuktan geri kalmış değildir. Veyahut evlat acısı çeken bir anne baba Evladı dört dörtlük olan, çok güzel diplomalar, çok güzel yüz akı böyle efendim lisans diplomaları getirenle yani hiçbir farkı yoktur. Allah Teala herkese mutluluğu ve hüzne eşit dağıtmıştır. Biz bunu bilemediğimiz için kıyas yapıyoruz. Biz kendi zihnimize göre de kıyas yaptığımız için bir şeyleri yerine oturtamıyoruz. Ama yani daima insan kendinden aşağısına bakmalı. Bu her Tabii. konuda böyle. Ders çalışırken böyle. Mesela geçen bir talebem beni ziyarete geldi. Şimdi yatılı bir kursta hadis alimi olacak inşallah. Allah zihnini açsın dedi ki hocam dedi bazen bakıyorum hiçbir şey anlamıyorum gibi dedi. Ders çok zoruma gidiyor ibare vesaire. Sonra dedi yeni başlamışlara bakıyorum o ben baya bir yol kat etmişim diyorum dedi. Yani insan kendinden aşağıya bakarak yani bir gözü olmayan iki gözü olmayana bakarak evladı hiç evlat tatmadık diyor mesela. Sen de kime bakacaksın? Evladı olmuş, 17'sini 18'ine getirmiş acısını tatmış insanla kendini kıyas edeceksin. Hiç değilse acı yaşamadım diyeceksin. Evet. Yani o yüzden bizim <laughs> şükredeceğimiz aslında bize bu kainatta çok büyük mesajlar var Sibel Hanım. Ama biz işte böyle at gözlüğüyle baktığımız zaman benim derdim en büyük. Hayır senin derdin niye en büyük olsun? Ben sık sık genç arkadaşlarım onu söylüyorum derslerde. Diyorum ki yani Hazreti Yusuf'un başına gelen niye benim başıma gelmesin? Bilal Habeşi'nin çektiği sıkıntı ben kimim ki bana gelmesin? Bugün işleyeceğimiz Ümmü Eymen validemizin dertleri yani öyle bir çocukla küçücük bir çocukla kız çocuğuyla dilini bile bilmediği Habeşistan'da yalnız başına kalmış. Kolay bir şey mi bu? Bir düşünsün şimdi izleyici hanımefendiler. Buradan bir mesajlar alsınlar kendilerine. Ki kaç zaman <laughs> öncesi? Yani 1400 yıl evvelini konuşuyoruz ama hiçbir zaman yılmamışlar. Yani onun başına gelen benim başıma niye gelmesin? kainata zaten bakın Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam dua ederken diyor ki Allahümme inni euzubike minel gammi ve'l -hüzün. Allah'ım geçmişe dair kederlenmekten, geleceğe dair kaygılardan da sana sığınırım. Bu dertlerimiz, dertlerin içinden çıkamayışımız, dertlerin etrafımızı sarması vesaire vesaire. Yani bu dünyanın en perişan insanı kendimizi düşünmemiz. Bugün psikologlar işte araştırmacılar diyorlar ki ben odaklı bir hayat yaşayan insanlarda bu olur. Yani kendisini çok önemsiyor. Ama ben buradan bir kez daha hem nefsime hem dinleyicilerimize söylüyorum ya biz sıradan birer insanlarız. Yani biz olsak ne olur, olmasak ne olur. Ben çok üzüldüğüm zaman dünyayı durduruyorlar mı? Yani bir günde hani mesela cumhurbaşkanımız olsun sağlık bakanımız ne yapıyorlar? Bir görüşme yapıyorlar. Sonra millete sesleniyorlar. Evet. Bir günde çıkıp diyorlar mı ya bugün Muhammed'in çok sıkıntıları var. Bugün şey ilanı o hal ilan ediyoruz. İki gün kimse hayata küsecek diyorlar mı? Demiyorlar yani o zaman ben kimim Allah aşkına? Kim takar yalava kaymakamına? Hayata böyle bakmak lazım. Ben odaklı yaşamamak lazım. İşte ben üzülürsem, benim geleceğim, benim kaygılarım. Allah diyor ki benlikten vazgeç sen ya Rabbi de diyor. Sen beni nasıl görmek istiyorsun? Sen ben nasıl olursam beni seversin. Veyahut ben şimdi bir yerde onu söylemiştim. Şunu düşünmemiz lazım. Dışarı çıkarken mesela biz aynanın karşısına geçiyoruz, süsleniyoruz. işte birilerine güzel gözükmemiz lazım. işte takım olması lazım vesaire vesaire. Yani şunu sormamız, bu bile ben odaklı yaşamak. Halbuki Müslüman şirin giyinir, güzel giyinir ama çok da abartmaz. Müslüman şunu düşünür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bugün hayatta olsaydı. Hani bizim kapı cami diyelim en böyle mübarek. Kapı camiinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada bulunsaydı, ben de bu kıyafetimle, bu halimle Allah Resulünün yanına gittiğimde Allah Resulü beni beğenir mi, beğenmez mi? Yani kriterlerimizi, değerlerimizi, ben algımızı iyi kontrol edersek bu hayattan zevk alırız. Biz bu hayattan niye zevk almıyoruz? Çünkü beni aşamıyoruz. Yani benim annem bana benim istediğim gibi davranmak zorunda değil. Benim annem, küçük kardeşim benden çok sevebilir. Yani bunu anlam bunu idrak etmemiz lazım. Böyle bakarsak hayata inşallah imtihanlar bize böyle bal helvası gibi gelecektir. Şükür sebebi olacaktır. Allah bizim bakış açılarımızı güzelleştirsin. İnşallah sizin bugün <laughs> bir paylaşımınız vardı. Benim çok hoşuma gitti. Hemen ekran fotoğrafı evet. aldım, paylaşayım istedim. Şey Şeyh Sadi Shirazi'nin Gülistan adlı eserinde şöyle bir ikazda bulunmuş. Evet. Kendi kusurunuzun hamalıyken başkalarının kusurunu kınamayın. Kesinlikle, kesinlikle, Gerçekten çok güzel bir söz paylaşayım istedim <laughs> Yani hocam. buradan da söyleyelim dinleyicilerimiz Şehzadi'yi muhakkak okusunlar. Hı -hı. Bostan ve Gülistan isimli eserlerini. Hikayeler vardır, böyle güzel sözler vardır. Yani hakikaten önemli bir şey Sibel Hanım, Biz yaptığımız günahları sonra affedemediğimiz insanları sonra haset beslediğimiz duygu ve düşünceleri hep sırtımızda yük olarak taşıyoruz. O insanlarda hep bir ağırlık var. Ama ne zaman bunları boşalttık? Ne zaman kendi kusurlarımızla, o hamalı olduğumuz kusurlarımızla hemhal olmaya başladık. Aslında bir bir yükleri sırtımızdan atıyoruz. Yani bizde çok büyük emanet var. Yani Rabbimiz diyor ki biz bu emaneti dağlara verdik almadı. Ama bunu insan aldı diyor. Bize Allah halife olma gibi bir vazife verdi. Şimdi bir devlet başkanını düşünün. Milleti yöneten, devleti yöneten bir devlet erkanını düşünün. Yani o ya benim bugün çok canım sıkkın hanımımla tartıştım diye bir karar veremez. İşte biz de hayata böyle bakmamız lazım. Kendi hatalarımızın hamalıyız. Onlarla meşgul olmak, onları nasıl indirebiliriz bunun çabasının içine girmemiz lazım. Bununla meşgul olmamız lazım. Onun çocuğu kaç puan almış, onun eşi sevgililer gününde ne almış, onlar tatile nereye gitmiş. Ya bunların hepsi kendi yükümüz yetmezmiş gibi bir de başkalarının yükünü yüklenmektir. Kıyas, kıyas, evet. kıyas, 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 kıyas öldürür. Gerçekten kıyas öldürür. Yani kıyastan vazgeçsinler. Allah beni yarattı. Bana bu rolü biçti. Yani bir düşünün. Bir dizide birisi başrol oynarken öbürü hizmetçiye oynuyor. Ama o diziden çıktıktan sonra yolda yürürken hiçbir hizmetçi gibi eziklik psikolojisi hissediyor mu? Hissetmiyor. Allah-u Teala da bu kainatta birisine başrol biçmiş, birisine paçavra gibi bir hayat biçmiş, birisine sürekli hakaretlere maruz kalan, sürekli imtihan edilen, sürekli bir çile çeken bir rol biçmiş. Buradaki mesele yani o bize biçilen rolleri Allah'a çevirebilmek. Daha önce de söylemiştim belki. Böyle hani cüce diyoruz ya biz böyle yaratılmış bir hacı ablamız ünlü birisi haber yolluyor. Diyor ki ben diyor bir şey yapayım konser parasıyla sizi tedavi ettirelim. Şey yapın. Cevap veriyor. Diyor ki ben bu zevki parayla satamam diyor. Bu bana Allah'ın verdiği bir zevk. Yani Rabbim bana buradan kendisine bir kapı açtı. İşte bunu bilirsek evet. o zaman aşk kamalı oluruz. Günahları, kederleri, hasetleri indirir. Aşk kamalı oluruz. Rabbimize koşarız. Ayette ne diyor Rabbimiz? Ya açık davet var bize ya. Yani orada korona yasağı yok. Efendim işte ona göre şeyler yok. Diyor ki Rabbim fefirru ilallah. Allah'a koşun. Hani davetli şuydu, buydu. İşte gidersek takı takmamız gerekir. İşte gidersek hiç böyle dertlerimiz yok. Allah diyor ki fefirru ilallah. Koşun Allah'a. Biz Allah'a koşmayacağız da ne yapacağız Allah aşkına? Sahabe hep bunu yapmış. Her şart ve koşulda Allah'a koşmuşlar. Dertleri onları Allah'a götürmüş. Mutlulukları onları Allah'a götürmüş. Düşündükleri, çözümünü bulamadıkları kafalarındaki soru işareti onları Allah'a götürmüş. Bugün bizi Allah hani diyor ya bizim başımıza gelen imtihanın diye Hazreti Ali Efendimiz'e soruyorlar. Hani Allah'tan mı şeytandan mı olduğunu nasıl biliriz? O da diyor ki çok basit. Eğer ki derdiniz sizi Allah'a götürüyorsa bilin ki o size rahmet kapılarının anahtarıdır. Ama sizin derdiniz sizi rakı masasına götürüyorsa, sizin derdiniz kayınvalidenizin damarına basmaya sizi götürüyorsa, sizin derdiniz intikam duygularınızı kabartıyor, ben altta kalamam, işte bize reklamlarda öğrettikleri susma, sustukça sıra sana gelecek mantığıyla hareket ettiriyorsa, ben bunu senin yanına bırakmam, eninde sonunda bunun acısını senden alacağıma götürüyorsa bu da şeytandandır diyor. Hmm, burada ayrım yapılacak. Tabii ayrım bu. Derdin beni nereye götürüyor? Secdeye mi götürüyor? seherlerde Rabbimle buluşup ağlamaya mı götürüyor? Yoksa kafa dağıtmaya, ona buna mı götürüyor? Kıybete mi götürüyor? Evet. WhatsApp durumuna mı götürdü? Instagram'da paylaşıma mı götürdü? Çok mühim bu. Evet. Ara zamanımız gelmiş. Kısacık bir araya gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sonrasında e, bir sahabi hayatı bizi bekliyor İnşallah. olacak. Hadi bizler şöyle bir çaylarımızı ala duralım. Sizler de çaylarınızı alın. Kısacık bir ara sonrasında hemen geliriz. Herkes kendi annesinin hikayesini dinleyecek yani beyefendiler de hanımefendiler de anamızı dinleyeceğiz biz bugün. Çünkü Kur'an'la sabit diyor ki ve ümmahatül müminin onun eşleri yani peygamber hanımları ümmetin anneleridir. O yüzden hepimiz annemizin hikayesini dinleyeceğiz ona göre dinleyelim. Evet merakla bekliyoruz. İnşallah. Hemen geliyoruz. Kısacık bir aradan sonra devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz ee, ve sözü ben Muhammed Şen Hocama bırakmak istiyorum. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Her yerden selam var hocam size. Şimdi hafta içi biz o selamları biriktiriyoruz. El evelallah. Ee, hem Konya içinden, hem Konya dışından, e, yurt dışından bizlere herkes ulaşıyor. Özellikle dün akşam beni halam aradı. O da Ortaca'da, e, Muğla Ortaca'da. Hiç e, sizi kaçırmıyormuş hocam. Nerede olursa olsun o saat ediyor. yetişiyorum hemen Allah geliyorum razı diyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz de buradan büyüklerimizin hürmetle ellerinden öpelim. Yaşıtlarımızın kalplerinden öpelim. Allah hepsinden razı olsun. Yani böyle bir samimiyet oldu Cenab-ı Allah bizi de mahcup etmesin. Onların i̇nşallah. hüsnü zanlarını bize karşı boşa çıkarmasın inşallah. İnşallah. Bütün herkese de sevgilerimizi iletelim. Ulaşan i̇nşallah. ulaşamayan. Aldık kabul ettik diyoruz. Ee, özellikle hocam bir de hafta sonu üniversite sınavı var. Evet. biliyorsunuz YKS sınavı var. Evet. Ee, yarın onunla alakalı ben bir program yapacağım zaten. Ama dua kısmında da sizden i̇nşallah, istiyorlar hocam. Inşallah. Onu da e, gençlerimize sınava giren gençlerimizi dualarınıza eklerseniz de seviniriz. İnşallah bugün akşam 21.30'da bizim hadis-i şerif dersimiz var YouTube'da. Orada bu sınava girecekler için çok okunan Yasinler, Fatihalar, Fetihler, var Onların duasını akşamda yapacağız. İzleyicilerimize Bu de akşam, buradan duyuralım. Bu akşam 21.30'da YouTube'da hadis-i şerif dersine buyursunlar inşallah. Orada duaları hep yapılacak. Muhammed Şen sayfasında <laughs> YouTube evet. Muhammed Şen sayfasında e, duaya katılsın i̇nşallah. gençlerimiz diye de söylemiş olalım. Şimdi e, hocam Ümmü Habib Bey radıyallahu anh evet. hayatını merak ediyoruz. Evet efendim. Başlığını dedik ki sessiz bir sakin bir liman. Yani Hı -hı. hakikaten hayatı öyle geçmiş anamızın. Ben okuduğum zaman. Onun hayatını çalıştığım, dinlediğim zaman yani ben de bunu uyandırdı. Sakin ve sessiz bir liman. Hiç kimselere yük olmamış, hiç kimselere ayak bağı olmamış bir anamız. Asıl ismi Remle. Mekke'de 597 yılında dünyaya gelmiş ve Ümeyye oğullarından, Beni Ümeyye kabilesinden İslamiyet öncesinde hani bizde de vardır ya filanlar fil falanlar işte filan oğullarından bizim akrabalar gibi. O zaman da Mekke'de bazı kabileler var ve bu kabileler Kabe'nin özellikle yönetimi, Kabe'nin insanlara hizmeti hususunda görevleri paylaşmışlar. Ümmü Seleme, şey Ümmü Habibe validemiz de Beni Ümeyye kabilesinden. Beni Ümeyye kabilesi de Efendimizin de bir bireyi olduğu Beni Haşim ile Haşim oğulları ile arası çok iyi olmayan, genelde böyle bir sürtüşme olan bir kabile. efendime söyleyeyim onlar Mekke'nin ve özellikle Kabe'nin yönetimi konusunda başkumandanlık görevini almışlar ve Beni Haşim kabilesi de yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kabilesi de oraya gelen misafirlere, hacılara su ve yemek görevini üstlenmişler. Böyle bir sürtüşme var aralarında ama işte Efendimizin Ümmü Habibe Validemizle yapmış olduğu evlilikle aslında bu iki kabile arasındaki soğukluğun ve şeyin azalmasına, Tam bitti diyemeyiz çünkü sonrasında da bazen devam etmiş ama Allah Resulü'nün zaten Sibel Hanım Allah Resulü'nün evliliklerinde ya bir vefa var ya işte iki kabilenin ısınması için bir sebep var. Yani Allah Resulü'nün evlilikleri böyle. Ümmü Seleme, Ümmü Habibe validemiz, Ümmü Seleme anamız da beni mi anıyor ne yapıyor? <laughs> Ümmü Habibe anamız, Ümmü Habibe anamızın asıl emri ismi Remle. Ama Efendimiz'den önce yapmış olduğu evliliğinde Ubeydullah bin Cahş yapmış olduğu evlilikte dünyaya ilk kızı gelip isminin Habibe olmasıyla da Ümmü Habibe olarak künyelendirilmiş. Habibe'nin annesi, annesi. olarak ama asıl ismi Remle'dir. Ailesi dediğimiz gibi babası Ebu Sufyan'dır. Ebu Sufyan Mekke'nin fethine kadar Müslüman olmamış, o güne kadar da Müslümanların karşısında canla başla savaşmış, yani müşrikler tarafındaki en baştaki isimlerden birisidir. Annesi, efendime söyleyeyim, annesi Safiye binti Ebil As bin Ümeyye, o da Hazreti Osman Efendimizin de halasıdır. Yani böyle de bir Hazreti Osman'la da akrabalıkları vardır. Yıllar sonra düğünlerinde yemeği de Hazreti Osman Efendimiz dökmüştür. Çünkü halasının kızıdır. Böyle de bir yakınlıkları vardır. Şimdi Hacı Veysade Hazretleri'ne baktığımız zaman Konya'mızın medarif tarihi Sibel Hanım bu konuya çok önem veriyor. Yani sahabeyi böyle akrabalarıyla biliyor. Ha o peygamberin halasının kızı diyor. O peygamberin bacanağıydı diyor. O peygamberin işte kayın biladeriydi diyor. Yani böyle bilmek sahabeyi bizlere bir şifa ve rahmet vesilesidir. O yüzden ben buradan dinleyicilerimize bazen internette görüyorum mesela küçük çocuklarımıza daha böyle algı yeni başlayan, okuma yazma bilmeyen ama işte bu pasta, bu baba, bu anne gibi böyle akıllı kitaplar bile çıktı. Bunların evet. sahabeli olanlarını alalım. Çocuklarımız küçücükten sahabeyi öğrenerek bu işe başlasınlar. Ve e, efendime söyleyeyim Şöyle babasıyla babasını da tanıyalım ki onun da yeri çok fazla. Ümmü evet. Habibe validemizin nasıl bir duruş sergilediği, İslam'sa söz konusu babaya bile nasıl davranılacağını göreceğiz. Ebu Sufyan dediğimiz gibi ilk başlarda Mekke'nin fethine kadar çok eşlidir. Yani hanımları çoktur. Bunlardan birisi de Hint'tir. Hint ise biliyorsunuz Hazreti Hamza'yı katlettiren, çok sahabenin parmaklarını kulaklarını kestiren bir hanımdır ama sonradan ona da iman nasip olmuştur. Yani Allah Resulü çıkmadık candan da hiçbir zaman ümidini kesmiyor. Ebu Sufyan efendime söyleyeyim. E, daima Ebu Talib'e gelip yeğeninle konuş bu davadan vazgeçsin diyen. Hatta Allah Resulü'nün İslam'ın ilerlememesi için elinden geleni yapan bir insandır. Ama Ebu Sufyan da biz hiçbir zaman şunu göremeyiz. Böyle bir şiddet, böyle bir işkence gibi boş işlerle uğraşmamıştır. Yani hani diyoruz ya Allah düşmanın bile hayırlısını versin evet. yani öyle saçma sapan işlere kalkışmamış sürekli akıl ve mantıkla Allah, Allah Resulü'nün davasını çürütmek için uğraşmış ama biz şunu görüyoruz o günlerde de Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir saygısı var hatta bir gün Ebu Sufyan hanımı Hint oğlu Muaviye ile birlikte Şam'dan dönüyor dönerken de Allah Resulü Mekke'nin bir sokağında yürüyor. Oğluna diyor ki senin Allah'ın Resulü Muhammed binsin diyor. Tabi o günlerde Allah Resulü'nü kabul etmiyor bakın. Hanımı diyor ki Hint zaten Hint öyle bir hanım ki yani savaşlarda kafirleri kaza getirecek şiirleri söyleyen kadın. Yeri geliyor siz ne biçim adamsınız diyor. Bari diyor sizler kenara çekilin de bizler diyor kadın adam gibi çıkalım da biz savaşalım diyecek kadar böyle yürek yemiş bir hanım yani günümüz tabiriyle. Hint dönüyor diyor ki bu diyor sapıklık iddia eden Bizim atalarımızın dininden vazgeçen adam mı bindireceksin benim çocuğumu indirip diyor. Ebu Sufyan diyor ki şunu bil ki diyor. Şunu bil ki gerçek şu ki Muhammed senden, benden ve bizim oğlumuzdan daha hayırlıdır. Muhammed düzgün bir insandır. Yani Müslüman düşmanına bile bu profili çizebilmeli. Yani Müslüman hani buyruluyor elinden dilinden insanların emin olduğu kimsedir. Müslüman karşı tarafa güven veren insandır. Biz bugün güven veremiyoruz kimseye. Yani Müslüman bir beldede kimse, kimse kimseye güvenebiliyor mu Allah aşkına? Çok zor. Güvenemiyor. Peki bunun sebebi ne diye baktığımız zaman bir hocam diyor ki Allah'a hakkıyla güvenmeyen aleme güven veremez. Güven vermek istiyorsan Allah'a hakkıyla güvenmen lazım rızık konusunda. Can konusunda, evlat konusunda, gelecek konusunda Allah'a ne kadar güvenin var ki aynata o kadar güven verirsin. Allah Resulü bir an geri durmamış Sibel Hanım. Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz bu davadan vazgeçmeyeceğim diyor. Sahabesine bakıyoruz bunu görüyor. Yani bazıları gıfari diyor ki Kabe'ye gideyim Kur'an'ı sesle okuyayım ya Resulallah. Bunlara haykırayım Allah'ın kelamını. Sana zarar verirler deyince ne diyor biliyor musunuz? Ey Allah Resulü en fazla öldürürler diyor. Ben de bu dava uğrunda ölmeyeceğim de zaten ne yapacağım? Yani sahabe birbiriyle şehit olmak için yarışıyor. İşte Allah Resulü Allah'a hakkıyla güvendiği için İslam'ın baş düşmanı Ebu Sufyan'a bile bu şeyi vermiş. Bu profili vermiş. Diyor ki senden de senin oğlundan da Ebu Sufyan benden de bu diyor kesinlikle ve kesinlikle Muhammed daha hayırlıdır. Daha dürüsttür. Allah bizi de böyle bir Müslüman etsin. Aynen. Müslüman sığınılacak bir limandır. Müslüman onun sırrını ona götüren, yeri gelince yalancı şahitlik eden, yeri gelince vallahi billa diye ağzını doldura doldura yalan yere yemin eden insan değildir. Müslüman namazının arkasına sığınıp, Müslüman umresinin arkasına sığınıp, Müslüman zenginliğinin arkasına sığınıp, sakalının arkasına sığınıp her türlü sahtekarlığı ve çirkinliği su altından saman yürüten insan değildir. Müslüman objektiftir. Müslümanın gizlisi, saklısı yoktur. Müslüman hiçbir zaman yani şunu yapmaz. Bir Müslüman kimliğinde biz şunu göremeyiz Sibel Hanım mesela. Neyi göremeyiz? Laf taşımak. Birisi bir hata yapmış. Onu da o görmüş mesela internette. Onları alıp bilmem işte şöyle yapıp birilerine götüren insan asla güven veremez insanlara. Müslüman sığınılan bir limandır. Müslüman kapalı kutudur. O yüzden genç kardeşlerime bunu söylüyorum. Yani bizler hep herkes dost arıyor. İşte güvenilecek insan yok. Dünyanın çivisi çıkmış. Biz ne alemdeyiz? Bize kaç kişi güveniyor? Öyle değil mi? Bize kaç kişi güveniyor? Biz ne kadar bu dünyanın çivisini yeniden yerine çakacak bir nesliz. Allah bize bunu nasip etsin. Ebu Sufyan dediğimiz gibi Allah Resulüne kızı daha evlenmedi Allah Resulü ama böyle çok bir işkencedir şiddettir yok. Ama ne zaman ki Bedir Savaşı oldu. Bedir Savaşı'nda Hind'in babası öldü, oğulları öldü, kardeşleri öldü çok acı kayıplar olunca o günden sonra Ebu Sufyan Allah Resulü ile daha bir uğraşmaya başladı. Şimdi o günlerde dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz ama şunu da ilave edivereyim sadece. Ebu Sufyan Müslüman olur. Müslüman olduktan sonra bir savaşta Allah Resulü o vefat eden oğulları için ganimet verir. Bakın Müslüman. Yani vefayı unutmuyor. Ve kime nasıl davranması gerektiğini biliyor. Yani ona şunu yapabilir. Sen daha dünkü Müslümansın be cahil diyebilir. Bugüne kadar savaşmış İslam'la. Ama Allah Resulü ona hürmet ediyor. Çünkü kavminin lideri konusunda. Bizim bugün en çok atladığımız nokta. Yani biz nereden basabiliriz, nereden çiğneyebiliriz, nasıl bunu yok edebiliriz, sakalsızlığını mı dile getirsek, ilahiyatçı olmadığını mı dile getirsek, ben diyanetteyim, o şurada, bu burada, ben nasıl bunun üzerine basabilirim, biz bunun derdini gidiyoruz. Bu yüzden de olmuyor. Ebu Sufyan ne diyor biliyor musunuz Allah Resulüne? Ey Allah'ın Resulü diyor, anam babam sana feda olsun ki sen ne kadar cömersin. Seninle düşmanlık yaptım yıllarca, en hayırlı düşmandın, Şimdi dostum seninle, şimdi aynı saftayım seninle ve şu anda seninle barış yaptım. Şimdi sen ne güzel bir barışçısın. Hani Allah Resulü buyuruyor ya böyle giderse bu ders biraz uzar ama olsun. Dostunu diyor ölçülü sev. Evet. Her doğru. sırrını ona aktarma. Her efendim çirkinliğini ona söyleme. Çünkü gün gelir düşmanın olur. Düşmanın olduğu zaman da utanırsın. Açıklarının açığa çıkacağından korkarsın. Düşmanına da ölçülü nefret duy. Ona ona göre hakaret et, ona göre hatalar yap, ona göre onun damarına bas. Gün gelir dostluk bağınız olu verir. Yüz yüze bakmaya utanırsın. Yaşanıyor bunlar. Yaşanıyor. Yani bugün evlilikler bile öyle değil mi? Doğru. Canımla cicimle efendim balayılarıyla başlayan evlilikler öyle değil mi? Yani şimdi de korona Bak bir buçuk yıldır insanları mahvetti, esnafları ne hale getirdi. Ama şimdi yapılan düğünler, kadın erkek karışık oynamalar değil mi? Şimdi gene bana türkücüler falan kızmasınlar ama yani bu kadın erkek ayrı oynasınlar. Kadınlar kendi aralarında eğlensinler, erkekler kendi aralarında eğlensinler. Yani Allah bize merhamet etsin. Amin. Yani işte biraz ders çıkarmak da lazım. İşte evlilikler balaylarıyla süslenen evlilikler nasıl çirkinliklerle bitiyor öyle değil mi? Tabii Malı nasıl kurtarabilirim diye. derdi gidiliyor. O ona tapu aktarıyor. O O'nun evindeki malzemeleri götürüyor filan. Yani ölçü. Bir kardeşimiz bana dedi ki geçenlerde Ata'ymış kendisi. Hocam dedi bana İslam'ı bırak ayet hadisi tek kelimeyle anlat dedi. Ben de böyle şok oldum yani. Koskoca İslam'ı Habire 3 saatte bir hadisi zor anlatıyorum. Koskoca İslam'ı tek kelime. Allah yardım etti dedim ki İslam dengedir. İslam eşittir dengedir. İbadette denge. Yani ne diyor? Ma aleykel Kur'an teşka. Biz bu Kur'an'ı sıkıntı çekesin diye indirmedik. Yani mesela bizim dinleyicilerimiz, bizler bunu çok yaparız. Kur'an okuruz mesela. Şu bizim Kur'an'ımız olsun. İşte bir cüz kendimize hedef koymuşuzdur. 10 sayfa okuduktan sonra habire şöyle saymaya başlarız. Kaç sayfa, Kaç sayfa kaldı. Mi? Veya <laughs> nafile işte ibadet yaparız. İşte mesela örnek veriyorum 4400 salatin nariye çekeriz. İşte yüzünü sen çek, 50'sini ben çeksem olur mu? 20'sini sen çeksen olur mu? Ama şunu unutmasın dinleyicilerimiz. Nafile ibadetlerde kemmiyet değil, keyfiyet esastır. Bu bir kaidedir. Yani sayı önemli değildir. 10 sayfadan sonra artık 20'ye daha ne kadar var diye bakıyorsan orada bırak sen onu. Orada bırak. Çünkü yani keyfiyet önemlidir. Nasıl yaptığın önemlidir. İşte 12 rekat teheccüd kılacağım. Ama altı rekattan sonrasını sen inna dayına golhuyla kılıyorsun bir an önce bitse diye. Şimdi burada yani keyfiyet bozuluyor. Nasıl olduğu, nasıl huşuyla olduğu bozuluyor. O yüzden buna da çok dikkat etmek lazım. İbadet, özellikle nafilelerde keyfiyet mühim olan. Ben Rabbimle nasıl bir beraberlik? Mesela bir dinleyicimiz demiş ki bir akrabamız bana dedi ki demiş 300 Fatiha çek sınava girecek çocuk için. Efendim ben de demiş ashabı Bedir'in sayısıyla 313 çekmek istiyorum hangisiyle çekeyim? Yani burada Allah senin 300'üne, 13'üne, 500'üne bakmıyor. Allah senin gönlündeki samimiyete bakıyor. Allah senin gayretine bakıyor. Allah senden ya Rabbi diye yüreğinin yanmasını istiyor. Her neyse biz konumuza dönelim. Efendim bu Ebu Sufyan, o yıllarca Müslümanlarla uğraşan Ebu Sufyan, Müslüman olur Sibel Hanım. Yermük Savaşı'nda bir gözünü kaybeder. Sonrasında efendime söyleyeyim Taif kuşatmasında da diğer gözünü kaybeden, iki gözü ama olan bir zat verir. İşte Ümmü Habibi anamız böyle bir babanın kızı. Düşmanlık yapsa bile çirkinleşmeyen bir baba. Haklıyı, hakkı haklıya teslim eden bir baba. Tamam mı efendim? Biz mesela genelde bugün baktığımız zaman dine düşmanlık yapıyorsa, tamam mı? Dinin mesela tasavvufçulara kızıyor. Veya diyor ki, o, o, bu hoca da çıkmış açık kadınla program bir Hoca böyleyse cemaat ne yapar diyor. Sonra bakıyorsunuz bu adam bunu delil alıyor. Bahçesini devletin su içmek için koyduğu mahalle çeşmesiyle bahçe suluyor. Sonra da ya bu caiz değil sen bunu niye yapıyorsun? Bu insanların içmesi için koyulmuş bir çeşme bahçeni. Araba yıkıyor adam 7 saat. Evet. Bunu dediğin zaman da ben o kadar vergi ödüyorum canım millet neler yapıyor bu da bende bulunsun diyor. Ama bakın yani bir babanın kızını konuşacağız biz. Evet Müslüman değil ama hakkı da haklıya teslim ediyor. Yeri gelince evet diyor hanımına bu Muhammed senden de benden de daha hayırlıdır. Sonra Ümmü Habibe validemiz evlilik çağı gelince biliyorsunuz çok asil bir ailenin kızı olduğu için o zaman bir de Mekke'de şu anlayış var davul bile dengi dengine yani asil birisi asil birisiyle evleniyor. Köleyle evlenemiyor mesela kölenin ne haddine oluyor efendim. Sonra Allah Resulü tabu bunu bitirdi. Kendi halasının kızı Zeynep binti Cahşi işlemiştik. Sonra evet. da kendi anamız oldu. Onu kendi kölesi Zeyd bin Harise radıyallahu anh ile evlendirdi. Bu tabuyu yıktı yani. Allah sizin kalplerinize bakıyor. Allah senin kredi kartının efendime söyleyeyim, e, ne diyorlar ona? Sınırı neydi o? Kredi kartının Limit ha mi? limitine bakmıyor Allah üzerindeki gömleğin markasına bakmıyor Allah. Senin hangi mahallede filanlardan kimlerden olduğuna bakmıyor. Oğlunun gönlünün düştüğü kızın şu mahallede, bu mahallede olduğuna bakmıyor. Evinin o, efendim e, annesinin evindeki halının cinsine bakmıyor Allah. Allah diyor ki asıl mesele takvadır. İnne ekremekum inde Allah etkakum. Sizin en hayırlınız takva sahipleriniz. Tamam efendim. Sonra Ubeydullah bin Cahş'la Efendimizin de halasının oğludur. Hem de Zeynep bin Cahş'ın da erkek kardeşidir. Evlenirler. Şimdi İslam'dan önce Mekke'de biliyorsunuz put vardı. Ebu Sufyan da puta tapmayı çok severmiş. Vazgeçemezmiş. Ama bu Ubeydullah bin Cahş yani Ümmü Habibe validemizin ilk eşi İslam'dan önce de hiçbir zaman putlara tapmayan birisiymiş. Yani hiçbir zaman onun hayatında putlara tapmak olmamış. Hatta o günlerde o günlerde yani Hanif dinini araştıran, yaşamaya çalışan dört kişiden birisiymiş. Sonra İslam gelmiş. İslam'ın gelmesiyle beraber hemen ilk günlerde Ubeydullah bin Cahş ve onun eşi Ümmü Habibe validemiz Müslüman olmuşlar. Yeni evliler, efendim daha çocukları da yok çünkü çocukları Habeşistan'da dünyaya geldi. Çok güzel Müslüman bir aileler, çok eziyet çekerler. Hatta yani Ebu Sufyan bunları duyduğu zaman çok kızar kızına. Sen der bunu nasıl yaparsın? Sana bir şey mi içirdiler, bir şey mi yedirdiler gibi bir şey söylese de Ümmü Habibe validemiz der ki hayır baba der. Yani ben efendime söyleyeyim ben bu işten memnunum. Hatta Ebu Sufyan böyle delirmiş bir şekilde gelir. Sen der atalarının dinini terk edip böyle ne olduğu belli olmayan bir dine girdin öyle mi der. O da der ki babacığım hatta bir de tokat atar kızına ama o tokat işte dedik ya imtihanlara bakış açısı o tokat Ümmü Habibe validemizi İslam'a daha çok kenetlemeye sebep olur. Bu tokat bazen Ebu Sufyan gibi babamız tarafından gelmez bize. Zamanın gerektirdiklerinden gelir. Torpilsiz bu iş olmuyor diye bize bir torpil tokadı gelir. Bazen bize efendim davul bile dengi dengine sen böyle bir şey bizim ailemize nasıl layık görürsün diye efendim böyle tarafçılık yapmaktan, insanları seviyelere ayırmaktan gelir. Bazen bize evladımızı kaybetmek olarak gelir bu tokat ama asıl mesele bu tokatın bizi Allah'a ne kadar bağladığıdır. Küçük bir çocuğu annesi kızar, döver, yine annesinin eteğine sarılır. Doğru. Tıpkı bunun gibi bu tokatlar bizim Rabbimize feferu ile Allah aynı yere geliyoruz. Ona koşu vermemiz de mümkündür. Ondan sonra tokat atar. Efendim Ümmü Habibe döner der ki babasına vallahi der değil tokat. Benim vücudumu lime lime etsen, beni ölümlerden ölümle sınasan yine de der ben bu şekilden ayrılmayacağım. Ebu Sufyan öyle bir öfkelenir, gönlüne küser, gider. Efendim tekrar gelir birkaç gün sonra. Bakın yani Sibel Hanım, buralardan çok mesajlar almamız lazım. Şeytan çok akıllı. Şeytan bir kereyle bu işi bitirmez. Siz diyorsunuz ki, ben torpille bir yere girmektense limon satmaya razıyım. Bunu haykırdınız annenize babanıza. Ama iş bitmez iki gün sonra hiç ummadığınız biri sarar. Ne oldu ya daha bir yerler atanamadın mı? Ne, ne içiyorsunuz filan der. Şeytan bu sefer de onun diliyle size söyler. Şeytan bir kerede vazgeçmez şeytan ısrarla, ısrarla. Yani ben bunu nasıl aldatabilirim? Nasıl aldatabilirim? Tekrar gelince der ki belki düşünüp taşınmışındır kızım der. Yani tokadı da yedin zaten. Var mı bir değişiklik vesaire? Baba der vallahi ölüm lat ve uzza putuna tapmaktan bana daha hayırlıdır. Daha sevgilidir. Daha sevgilidir. Ve böyle de deyince efendime söyleyeyim. Kızım der Muhammed siz öldükten sonra dirileceğinizi, yeniden eski hale getirileceğinizi söylüyormuş. Buna inanıyor musun sen der? İnsan paramparça olduktan sonra öyle değil mi? Kemiğimiz bile kayboluyor. Yani hiçbir şeyimiz kalmıyor. Ayetler okur ona, ayetle cevap verir. Hakikaten buradan ben genç kardeşlerime sesleniyorum. Birisi bize böyle bir itamda bulunduğu zaman bizim zihnimizde kaç ayet ezberde? Kaç ayet ezberde? Ve efendim o günden sonra artık öyle bir sıkıntılar başlar ki Mekke'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kocasıyla birlikte Ümmü Habibe validemizin hicret etmesini ister. Hicret ederler Habeşistan'a. Habeşistan'da çok güzel bir şekilde karşılanırlar. Efendime söyleyeyim yani oranın yöneticisi Necaşi de sonra da Müslüman olmuştur. Ona anlatırlar durumu. Allah Resulü ona bir mektup yazar. İşte der ki Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeşistan'ın e, kralı yöneticisi Necaşi'ye. Buradaki insanlar bir grup İsa Aleyhisselam'ın da anlattığı Allah'a iman ettiler. Ben de o Allah'ın elçisiyim. Bunlara sahip çıkın derler. Habeşistan'da yaşarlarken Ümmü Habibe Validemiz bir gün rüyasında kocasını görür. Ve neler olur? Ya, Ümmü Habibe asla. Validemizin rüyaları da hep çıkarmış. Hmm. Bunu da söyleyelim buradan. Evet. O bir zaman kere şunu da ekleyelim. Buyurun hocam. Yani bu çağa kadar rüyaların tamama tutulduğu başka bir dönem yok. İnsanlar rüyalarla devlet yönetmişler. İnsanlar savaşları rüyalarına göre hareket etmişler. Ama bugün bizler rüyaları çok basite alıyoruz. Bu konuda da çok ayık olmak lazım yani. Evet. Önemli tabii ki. Nasıl bir rüyaymış? Gelince devam Gelince edelim Gelince merak ediyoruz nasıl bir rüya. Kısacık bir ara sonrasında hemen geliyoruz. Kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben lafı çok uzatmayacağım. Konuşacak çok konumuz ben de var. İnşallah uzatmam. Estağfurullah hocam. En son dedik ki annemiz bir rüya gördü evet. Habeşistan'da ve sonrasında neler oldu? Yani taze bir gelin düşünün. Böyle anamızı canlandıralım. Dilini bilmediğiniz, işte efendime söyleyeyim tanımadığınız bir memlekete sırf Allah için hicret ediyorsunuz. Babanız azılı düşmanınız. Efendim arkada bıraktığınız insanlar hakeza öyle. Bir kocanız var bir de Allah'ınız var. Böyle bir grup insan gemi yolculuğuyla deniz görerek Habeşistan'a hicret ettiler. O günlerde Ümmü Habibe validemiz hamiledir. Habibe kızı Habibe hamiledir hmm. ve hakikaten yolculukta zor geçer hamilelik dönemi olduğu için Habeşistan'da bir de kız evlatları olur. Habeşistan'da birkaç yıl gayet güzel bir yuvaları varken Ümmü Habibe anamız bir gün bir rüya görür. Rüya'da efendim eşi Ubeydullah'ı böyle kapkara, çok çirkin bir surette görür böyle çok da etkilenir. Ee, sabah vallahi der onun hali değişecek galiba der. Sabah eşi Ubeydullah der ki ben der buranın dini olan Hristiyanlığa girdim. Zaten der ben der Muhammed'in dinine Varaka bin Nefel'inden duyduğum birkaç tane güzel söz dolayısıyla böyle kalbim ısınmıştı. Tam manasıyla da bu iş oturmamıştı bende... Hristiyanlık daha eski bir din der. Altını lütfen çizelim. Daha eski bir din der döner. Dönmekle kalmaz Eşini de zorlamaya başlar. Sen ne der? Benimle beraber Hristiyanlığa döneceksin. O der ki asla. Asla der ki sen burada ne yapacaksın? Bir çocukla ben de Hristiyan olacağım artık. Der ki bize Allah kefildir. Ama ben dinimden dönmem. Bununla da kalmaz Ubeydullah bin Caş. Etrafındakilere de böyle şeyler yapmaya başlar. Siz de dönün. Bu din daha eski. Tamam mı? Vay işte yeni yetmeler eski hocalarımız filan diye de bizler de buradan bu eski kavramının da altını çizmek istiyorum. Efendime söyleyeyim maalesef dinden döner. Çok da geçmez aşırı içki içer aşırı içki aşırı içki derken bir gün sarhoş bir şekilde ölür kalır. Ümmü Habibi anamız o bir tanecik yavrusuyla yani Rabbinden başka kimsesi kalmayarak Kabeşistan'da kalmıştır. Ama şu var çok da akıllı bir hanımdır. Oraları gezmiş, Hatta Medine'ye döndükten sonra Allah Resulüne oraları uzun uzun anlatır. O kiliselerdeki o resimleri vesaireleri anlatır. Ve efendim Ümmü Habibi anamız orada o şekilde kalmış bir dönemde efendime söyleyeyim Allah Resulü'nden bir gün Necaşi'ye mektup gelir. İşte bakın Sibel Hanım buralardan çok çıkarılacak ders var da son ara olmadı iki hafta devam edelim anamızın Tabii hayatına. Tabii ki devam edelim hocam. Yani şunu söylemek istiyorum. allah Teala diyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullah Allah'tan hakkıyla korkun ve la temutunne illa ve entum muslimun. Müslümanlar olarak can vermeye gayret edin. Yani Müslümanlık İslam kimsenin malı değil. Benim yarın ne olacağım belli değil. Benim son nefesimde ne halde olacağım belli değil. Yani siz düşünün İslam için bu kadar fedakarlık yapacaksınız. Ta Habeşistan'lara vatanınızı, milletinizi terk edip hicret edeceksiniz ama orada dinden çıkacaksınız. Hristiyanlığa döneceksiniz. Gerekçenizde Hristiyanlık daha eski bir din. O yüzden hiçbirimiz iman nimetini garanti görmemeliyiz. Yani imanla yaşayıp imanla ölmek için elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstermeliyiz. Hiçbirimizin son nefes garantisi yok. Allah dostları, alimlerimiz hep bu son nefesten korkmuşlar. Buna hazırlık yapmışlar. Allah'ın huzuruna nasıl gideceğiz diye dertlenmişler. Hazreti Ömer İslam adına yaralandığı zaman ölüm döşeğinde yanındakilere ne diyor biliyor musunuz? Dışarı bir çıkın diyor. Ne olur dışarı bir çıkın. İnsanlar bu Ömer için ne diyorlar diyor. Bıktık bu Ömer'den öp, gebersin de kurtulalım mı diyorlar. Ben sertim. Yoksa bana hayır dua mı ediyorlar? Rabbimin huzuruna giderken onların şehadetlerinden korkuyorum diyor Hazreti Ömer. Ama biz müftünün kızıyım, falanın oğluyum, falan zatla 40 yıllık beraberliğim var. E imanım garanti. Kusura bakma kusura bakma. Hüsnü hatime ile bu dünyadan göçmek için 7-24 dua etmek zorundayız. Sonra birisi çıkıyor geliyor diyor ki ya Ömer. Vallahi diyor dışarıda kimi gördüysem ah bizim Ömer'imiz. O giderse biz ne yaparız? Ömer bizim sarsılmaz kalemizdi diye senin için hayır dua ediyorlar. Hazreti Ömer yine mutlu olmuyor. Ağlıyor. Ağlıyor. Abdullah İbn Abbas diyor ki ey Ömer diyor. Vallahi ben şahitim Allah Resulü buyurdu ki kıyamet günü Ömer'le Ebu Bekir tıpkı benim yanımda ile Mikail gibi olacaklar. Ellerini tutuyor. Bana diyor söz verir misin? Rabbimin huzurunda Resulullah'ın bunu dediğine şahitlik eder misin diyor. Yani son Ömer olacaksınız. Levkane ba'di nebiyen ve levkane Ömer <laughs> diyor Allah Resulü. Benden sonra bir peygamber gelseydi o Ömer'di. Allah Resulü bunu demesine rağmen son nefesten bu kadar korkmuşlar. O yüzden yani kıl beşi kurtar başı. El alemin malında mülkünde gözümüz yok. Azar bizi de cennete almayacak da kimi alacak? Bu garantili İslam istemiyor. Her an insan dinç duracak diyor. Bu korku senin müftü olmana, senin alim olmana, senin veli olmana bakmaz. Allah dostlarına efendim nasılsınız diye sordukları zaman teneşirde belli olacak evladım dermiş. Efendim nasılsınız? Evladım mahşerde belli olacak dermiş. Son nefese kimsenin garantisi yok. Hafız yetiştiren bir hocamız Allahu alem Eskişehir'deydi. Vefat edeceği zaman gece bir vakit talebelerini yanına çağırıyor. Talebeleri geliyorlar. Onlara nasihat ediyor. Kur'an'dan ayrılmayın diyor. Bu çizgide devam edin. Kur'an'a hizmet edin diyor. Kur'an'ın sırtından geçinmeyin diyor. En son diyor ki sizden son bir isteğim var. Bana hakkınızı helal edin. Ve bir talebim de benim odamdan çıkarken ayaklarınızı yere güp 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 güp, güp vurarak çıkın. Talebeler bunu yapıyorlar. Oğlu diyor ki baba diyor hadi helalliği anladım. Ayaklarını yere güp güp niye vurdurdun? Yavrum diyor Allah'a götürecek bir şeyim yok. Son nefeste iman garantim de yok. O yüzden bu hafızların ayak tozları üzerime bulaşsın ki Allah'a ricacı olsun bu hafızın ayak tozları diye bunu yaptım diyor. Yani son nefeste kimse kimseyi garanti bilmesin. Bakın Ubeydullah bin Caş yani bizim gözümüzde delikanlı. Öyle değil mi? Vatanlı milletini terk ediyor ne için? Allah için. Ama orada dinden de dönebiliyor. Sonra Müslümanlığa dönüyor mu tekrar? İşte sarhoş oluyor, bir gün sarhoş bir şekilde ha Hristiyan evet. olarak vefat ediyor. Efendime söyleyeyim, orada hakikaten işte Allah bazen bizden alır daha güzellerini vermek için. Bazen yüz tane kapıyı bizim yüzümüze kapatır, 101. kapı bize cennete açsın diye. Bazen iki evlilik yapar insan, ikisinde de mutlu olamaz. İki tane boşanma yaşar. Üçüncüsü cennetine bilet olacak saliha ve salih evlatları yetiştirebilsin diye. Allah bazen kolunu alır insanın kanat takınabilsin diye. Allah bazen gözlerini alır insanın manen görebilsin, kainatı seyredebilsin diye. Somuncu Baba Hazretlerinin bir talebesi öyle diyor. Ben gözlerim kaybolana kadar gördüğümü zannederdim. Ne zaman ki Allah benim gözlerimi aldı ben o gün görmeye başladım. Denizin mavisini, gökyüzünün berraklığını ben o gün seyretmeye başladım. Yani bazen dedik ya en başta demek siz de keramet ehlisiniz ki konuyu oraya bağlayacağımız gelmiş. İmtihanlar hakiki manada bizim için nimettir. Nimettir. Ama tabi biz yine de Allah'tan bela istemeyiz. Allah'ım bizi imtihan et ya Rabbi filan demeyiz. Rabbim bize lütfunla, izninle, kereminle güzellikler ver. Evlatlarımızın acısını gösterme. Bizi evlatlarımızla imtihan etme. Ya Rabbi bizim elimiz deriz ama bir imtihan gelirse de bunun arkasında Rabbimizin olduğunu gayet samimi bir şekilde biliriz. Evet. Hani Mevlana Hazretleri geliyor. Sultan Veled Hazretleri üzgün. Böyle akyasta karapusta. Bazen ben de gidiyorum o yüzden Mevlana'ya oturuyorum böyle Akyas'ta. Acaba bana da bir sorar mı falan diye. Hayır ola evladım diyor. Babacığım çok derdim var diyor. Çok özgürüm. Tamam içeri gidiyor bir aslan posta almış. Önüne sermiş. Ooo! Böyle ulumaya başlıyor kurt gibi. Oğlum korkmadın mı diyor. Baba niye korkayım arkasında sen varsın ya diyor. Bak evladım bu dertlerinin arkasında da Rabbim var diyor. Yani dertlerine ona göre bak. Arkada Rabbim var. Yani bir tren yolculuğu gibi düşüneceğiz. Bazen camdan pis pis kokular geliyor. Öyle değil mi? Doğru. Bir leşin yanından geçiyoruz. Aa ben bu trenden ineyim. Burası çok pis kokuyor diyor muyuz? Hızlıca geçi verelim diyoruz. İmtihanları da böyle hızlıca geçi vermek. Yani peygamberin nikahını bile insana nasip ediyor. Ümmü Habibe validemiz. O bir başına, o küçücük daha belki kundakta, belki 2-3 yaşında olan o kızı Habibe ile birlikte garip ve kuraba bir şekilde kalıyor. Düşünün. Anneniz yok. Babanız yok dertleşeceğiniz, Whatsapp'tan konuşacağınız birisi yok. O gün mail yok ki Ebu Sufyan'a bir mail atsaydı baba ben burada perişanım. O da yok. Ve efendim ve efendim derken aleyhissalatü vesselam Efendimiz Necaşi'ye bir mektup yazar. İki tane mektuptur. Birisi der ki ey Necaşi ben biliyorum ki sen dürüst bir insansın. Ben biliyorum ki sen dinde samimi bir insansın. Ve ben istiyorum ki Allah'ın dinine iman et. Allah'ın e, tek ve bir olduğuna, ben Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuma gel sen de şahadet et. Birinci mektubu İslam'a davet. İkinci mektubu da şudur. İkinci mektubu da şudur. Burada bir parantez açayım. Bu mektuptan birkaç gün önce Ümmü Habibi anamız bir rüya görüyor yine. Bak görüyor musunuz rüyaları? Rüyasında biri ona ey müminlerin annesi diye uzaktan sesleniyor. Çok hayret ediyor bu rüyaya. Allah Allah diyor ümmetin annesi olmak. Yani biz kim ümmetin annesi olmak kim? Ama sen çilelere sabredersen, hani sen kan kusar kızılcık çerbeti yuttum dersen, ya işte yani felaket tellallığı yapmamak lazım. Yasin suresinin biz üçüncü veya dördüncü sayfasında bunu öğreniriz. Felaket tellallığı yapma. Başına gelen bu dünyanın sonuymuş gibi davranma. Küçücük dertlere büyük büyük çığlıklar atarsan o dertlerin kat be kat artar. Ama sen sabrettikçe ama sen sustukça, Allah Resulü ne diyor? Susan kurtulur diyor. Susan kurtulur. Biz bunu sanıyoruz ki sadece boş konuşma, sessizce otur. Bu demek değil. Dertlerini konuşma. Dertlerini konuşma. Bir şey daha araya sıkıştırsam olur mu? Bu gözaltı imabı banamız kalacak artık. Daha Medine'ye gelmedi bile. Evet. Şimdi Ebu Musa el Eşari radıyallahu anh var. Yaşlanmış. Benim gibi gençler, Resulullah'ı görmeyen gençler ziyaretine gitmişler. Efendim demişler bizi Allah Resulü ile yaşadığınız bir hatıranızı anlatsanız. Demiş ki biz Allah Resulü ile bir gün savaşa yola çıktık. Efendim oruçtuk. O kadar da sıcaktı ki ayakkabılarımız da yoktu. Ayaklarımızın altı parmaklar girecek şekilde delinmeye başladı. Geri de dönmüyoruz. Gömleklerimizi yırttık. Bir bölümünü birisine bir bölümünü birisine ayakkabı yaptık. O şekilde gittik savaştık diyor. Bunu anlatıyor. Sonra şöyle yapmaya başlıyor. Diyorlar ki efendim hayrola bir şey mi? Yanlış bir şey mi? Yok yok diyor. Allah için küçücük bir savaşa gittik. Onu da gençlere anlattık, reklam ettik. Elimiz boşa çıktı. Ahirette bize ne verecekler diyor. Yani yani Allah felaket tellallığı yapan kul istemiyor. Rabbim diyor ki bak geçmişin benimle özel olsun. Ya herkes birbiriyle bir özelliğin olmasını istiyor. Benim hiç tanımadığım genç bir kardeşim bana mesaj atarken hocam bu sizinle benim özelim olsun kimseler duymasın diyor. Veya ben buralarda anlatıyorum aman hocam beni hiç bahsetmeyin diyor filan. Allah da diyor ki kulum bana bahset ya. Benimle konuş. Yani kim Allah'la konuşmak istiyorsa namaz kılsın. Kim Allah'ın konuşmasını dinlemek istiyorsa Kur'an okusun. Yani Kur'an'a bu açıdan bakalım. Dedem öldü hatim ineyim. 10'a 41 sadece Kur'an bu değil. Ben genç kardeşlerime diyorum ki bir tane mushaf bize ait olsun. Tıpkı kimliğimiz gibi. Tıpkı nasıl telefonumuzun şifresi var bizden başkası bakamıyor. Kur'an'ımız da öyle olsun. Bazı yerinin altını çizelim. Şuraya bir not alalım. Ve her gün hiç değilse bir ayet okuyalım. Bir ayet ama şöyle okuyalım. Rabbim bugün bana ne diyecek? Ahmet Bulut hocamıza da buradan selam olsun. İftar programı yaptı kontinimizde. Selam ]imizde. olsun. Kontevimize büyük bir şeref oldu. Allah razı olsun. Rabbim izzetini artırsın hocamızın. Tamam. Eğer dinlerse de selam olsun. O anlatmıştı. Hani Fatma diye bir ablamız vardı. O evet, çok ondan bahsetti. Evet, evet. Onun diyor Kur'an'la baktım hayret ettim. Ve Kur'an, mealli bir Kur'an'ı var diyor. Kur'an'ı açıyor diyor. Aa bak Rabbim bana bugün neler buyurmuş. Bak bugün bana en sevdiğim neler söylüyor. Kaç kere Kur'an'ı biz böyle okuduk da Kur'an bizimle konuşmadı. Ya ben diyorum ki bakın şu Kur'an inanın canlı. Benim bugün yapacağıma bana bir cevap veriyor. Ben buraya gelmeden mesela okuduğum hatmi şerifte kaldım bir yerde. Diyorum ki acaba Rabbim bana ne söylüyor? Kesin bugünle alakalı bana bir şey söylüyor. Bazen diyor ki gavlen sedida diyor doğru sözde ol. Bazen diyor ki son nefesine dikkat et. Müslüman olarak ölmeye gayret et. Öyle ekranlara çıktım insanlarda pohpohladı. Hamamlarda bile insanlar seni dinliyorlarmış falan diye böyle diyor. Kendini bir halt zannetme. Son nefesin için kendin geceleri amelle, ibadetle, kullukta bana gayret et. Senin ekrandakilerine ben bakmam diyor Allah. Bazen bunu söylüyor. Yani bu Kur'an canlı olarak konuşuyor. Geçen bir arkadaşım İstanbul'da üniversitede ders yapıyoruz onlarla. Mesaj atmış hocam kafamı oynatmadıysam vallahi bu Kur'an benimle konuşuyor. Dedim hayır ola nasıl konuşuyor? Şimdi ben de bunu diyorum ama böyle de yaşayınca daha bir inanıyor insan. Hocam dedi anneme kızdım kapattım telefon dedi. Memlekete bayramda da gelmeyeceğim dedi. İşte efendim siz beni anlamıyorsunuz filan diye dedi. Kızdım bağırdım kapattım. Bugün Kur'an bana ne diyecek? Hoca anlatmıştı dedim. Kur'an'ı bir açtım hocam dedi. Kaldığım yere bir baktım. Allah diyor ki dedi Allah aşık koşmayacaksın ve biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik. Kur'an bana dedi ki dedi haddini bil anneni öyle bağırıp çağırıp kapatamazsın. Hocam dedi sonra dedi hemen annemi aradım. Anneciğim özür dilerim ya biraz önce bir gerginlik vardı. Çok özür diliyorum bayramda hemen en kısa fırsatta geleceğim anneciğim. Filan diye dedi gönlünü aldım kapattım sonra dedi Kur'an'ı rastgele açtım. Hocam Allah bana ne dedi biliyor musunuz Kur'an dedi. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 on tane karşılığı var dedi. Hocam vallahi kafayı oynatmadıysam Kur'an benimle konuşuyor dedi. Ya Kur'an'ımız bizimle konuşsun ya. Yani biraz mealine bakalım. Orhan Çeker hocamızın ne güzel değil mi? Çok evet. faydalı. Yani daha nice mealler var ama benim en iyi bildiğim Orhan Çeker hocamız. Yani Kur'an bizimle konuşursa hayatlarımız düzene girer. Abdullah İbni Mübare diyorlarmış ki Sibel Hanım ya efendim camiden çıkınca şurada beş dakika otursanız da bize biraz sohbet etseniz. Niye hiç muhabbet etmiyorsunuz? Niye hiç dostunuz? Diyormuş ki ya ben ne yapacağım? Ben evde peygamberle konuşuyorum. Ben evde ashabıyla, ben evde bazen Musa aleyhisselamla konuşuyorum. Kur'an var, sünnet var. Ben onların dostluğunu kazanmaya çalışıyorum. Diye kitapla konuşur hale gelmişler. Efendim Necaşi'ye mektup gelir. Bu sıkıntıların ardından. Efendimiz dediğimiz gibi Ümmü Habbi anamızda rüya görür. Necaşi der ki eğer ki Ümmü Habibe de isterse Birisini, bir Müslüman bir erkeği kendisine vekil tayin etsin. Ben onunla evlenmek istiyorum. Sen de nikahımızı kıyder Ve Necaşi buna çok sevinir. Ümmü, Ümmü Habibi anamıza da Necaşi'nin yardımcısı, Necaşi'nin yardımcısı Ebrehe diye bir hanım varmış, cariyesiymiş o. Gelmiş Ümmü Habibi'ye demiş ki böyle böyle bir haber var. Allah'ın Resulü seninle evlenmek istiyormuş. O kadar sevinir ki bir de bir özelliği var Ümmü Habibi anamızın. Böyle güzel kokuyor, takıyı, süsü çok seviyor Ümmü Habibi anamızı hemen kolundaki takıları, efendim zinetleri çıkarıyor. O Ebrehe'ye hediye ediyor. Diyor ki bunlar bu müjdene karşılık senin olsun. Ve sonra sahabeden birisini, sahabeden birisini efendime söyleyeyim kendisine e, vekil tayin ediyor. Necaş'ın nikahlarını kıyacak şöyle bir konuşma yapıyor. Kudret ve saltanatın gerçek sahibi, eşsiz, benzersiz, aziz ve yüce olan Allah bütün övgülerin sahibidir. Onun tek ve benzersiz olduğuna, Aleyhissalatü vesselamın da onun elçisi olduğuna tanıklık ederim. O Meryem oğlu İsa'nın da geleceğini müjdelediği Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamdır. O bana haber göndererek Ümmü Habibe binti Ebu Sufyan'ı kendisine nikahlamamı istemiştir. Ben de bunu canla başla kabul ediyor ve Resulullah'ın adına Ümmü Habibe'ye 400 dinar mehir veriyorum der. 400 dinar mehir verir. Allah Resulü'nün hanımların içinde en çok mehir alan Ümmü Habibe anamızdır en çok mehir alan Necasi Sevinci'nden. Sonra Halit bin Said söz alır. O da nikah vekilidir. O da der ki Allah'a hamdolsun yine ben de şehadet ederim. Ve ben Resulullah'ın isteğini kabul ettim. Üm, Ümmü, Ümmü Habibe'yi Allah Resulüne verdim der. Sonra efendim insanlar dağılacak gibi olurlar. Necasi der ki durun der Müslümanların adetidir. Düğünden sonra yemek verirler. Onlara bir de yemek ikram eder. Damat Medine'de gelin hanım Habeşistan'da düğün yemeği Habeşistan'da yeniyor. Böyle bir güzellik olabilir mi? Efendim nikahları bu şekilde kıyılır. Sonra Allah Resulü der ki Ümmü Habibe'yi bana yollayın. Ve efendim hazırlıklar başlar. Medine yolculuğu da haftaya devam eder. Evet orada bırakalım o zaman. Tabii. Son 5 dakika işareti geldi ama güzel mesajlar da var. Eyvallah. Onlara da yer verelim istiyorum. Medine'den devam edeceğiz. İnşallah. Medine... Hani arkası yarın gibi oldu böyle. Evet. Evet Perşembe inşallah. İnşallah e, haftaya tekrar buluştuğumuzda konuşuruz. Şöyle e, güzel fotoğraf kareleri var. Ay maşallah ya. Böyle e, ekip arkadaşlarım onu verirler. Torunum Ahmet Ahmet Rabbani duadan Unutma Fakiri demiş. Teşekkür ederiz. Nereden gelmiş? 70 yaşındayım. Malatya'dan selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Biz de Çok Malatya selam ederiz. edelim. Tüm dünyaya bizi tüm dünya seyrediyor. Allah'a ben de hamd ediyorum. Yani tüm dünyadan mesajlar geliyor. Evet hocam bebeğimiz maşallah maşallah. Allah. <laughs> Allah her zaman çocuklarımıza öyle dua ediyoruz. Cenabı Allah ümmete bağışlasın. İnşallah. Anne babasına göz nuru, takva sahiplerine de önder kılsın. İnşallah. Korona cemaatinden selamlar Muhammed hocam ve sizlerden Allah razı olsun iyi yayınlar diliyoruz demişler. Balıkesir'den Hastamız için dua istiyoruz hocamızdan ve sizlerden Allah razı olsun. Allah tüm demişler. hastalara şifa versin. Şafi olan İnşallah. Rabbimiz, şifası ancak kendisine ait olan Rabbimiz hiç umulmadık yerlerden vesilelerle şifalar ihsan etsin. Şöyle bir soru gelmiş hocam. Ee, Hacer Hanım bizim sıkı takipçilerimizden selam olsun. Demiş ki bir erkek bir bayana selam verebilir mi? Ya da verdiği zaman ala, almak zorunluluğu var mı? Şimdi şöyle yani bunun şeyi ölçüsü şu. Mesela örnek veriyorum kıyafet almaya gidiyorsunuz. Hı hı. Şimdi Müslüman Hanım selam vermiyor ama bunun şu rengi mi olsa ki bu rengime gitti mi ki başörtücüyle iki saat muhabbet ediyor. Ablam bir de şu tepedekini indirir misin sana da zahmet oldu ama diyor. E sen orada zaten konuşacaksan yani kıyafet alacaksın elbise alacaksın zaten o adamla muhatap olacaksan öyle durumlarda selam verebilir. Veya mesela bir Müslüman erkek ümmetin yaşlı hanımlarına annesi teyzesi gibi olanlara Esselamu Aleyküm diye selam verebilir. Buradaki mesele yani böyle cezbetmeyecek ve dediğim gibi yani muhatap oluyorsa zaten markette muhatap oluyor mesela elmaların iyi mi? Arkada var mı? Yoksa bu karpuzu mu yiyelim? Karpuz iyi mi? Bana bir seç oğlum falan diyor ya. Öyle durumlarda selam verebilir. Böyle durumlarda verilen selamı da alır. Eğer ki ortam uygun değilse verilen selamı hanım içinden alır. Hani ve aleyküm selam demez ama içinden selamı alır. Ama dediğim gibi yine de Müslümanlar ciddiyete, mesafeye çok dikkat ederler. Evet. Program başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Geçmişte ve hala devam eden haksızlıkları kafamda atamıyorum demiş. Bu hal beni hasta ediyor. İşte bunalıma giriyorum demiş. İşte o da şunu düşünecek. Rabbine karşı yaptığı haksızlıkları düşünecek. Adeta diyecek ki Rabbim ben bana yapılanları unutuyum. Sen de benim sana yaptıklarımı unut. İkimiz güzel bir Mevla ile kul diyaloğu kuralım. Benim canım Allah'ım diyecek. Evet. Yani. Necla Hanım ne önerir diye Allah olmuş. Teşekkür ederiz. Allah kolaylıklar ihsan etsin. Şöyle devam edelim. Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. İstanbul'dan demiş. Muhammed hocam seni izliyoruz. Allah razı olsun. ilmini açık etsin. Ekranda daha çok görmek istiyoruz sizi demişler. Allah razı olsun. <laughs> Youtube'da hiç durmuyoruz. Her gün ekrandayım. Bazen evdekiler diyorlar böyle bir gün ekran karşısında ölüp gideceksin diye. Youtube'a da, da bekleriz. Hocam. E, şunu söyleyelim Sibel Hanım. Bir önceki bu yapılanları unutamıyorum diyenler için Bol bol fetih suresi okusunlar bilinçaltlarını temizlesinler Gidip de milyarlar vermesinler Bizim Kur'an'ımız bilinç da temizler Bilinç üstümüzü de temizler Kalbimizi de temizler Bir de şunu düşünsünler Yani biz hani diyor ya Bir büyük zatlardan birisi İmam Gazali olabilir ama hatırımda değil Birilerine diyor sabredemediğin zaman Allah'ın sana karşı ne kadar sabırlı olduğuna bak Müthiş değil mi? Birilerine sabredemiyorsun Bıktım bundan diyorsun ama Allah'ın sana karşı ne kadar sabırlı olduğuna bak. Neler yapıyoruz? da Allah affediyor bizi. Doğru. Hocamın öğrettiği dua ile dua etmek istiyorum demiş. Allah hocamızı sizi ve hayat var ekibini sevsin, sevdirsin, sevindirsin demiş. Amin. Çok teşekkür Amin. ederiz. Elişiyle bizlere e, bu programda mesaj atmış demiş. Allah Hocamız, gözlerinin ferini söndürmesin. Bereketlensin işlerini de inşallah. Ocak 2021'de Zeynep Binti Caş annemize anlattığı programda infaktan bahsetmişti. Annemiz gibi olsun hanımlar diye tavsiyede bulunmuştu. El Eliş yapsınlar, üçe beşe bakmadan satın infak edin. Evet. demişti. Her şeyi devletten beklemeyin. Zeynep annemize Resulullah mı para veriyordu demişti. Onun için el iş yapın. Hanımlar da ev ökonomisine yardımcı Bakın olsun. bu Allah an. Resulü'nün sözü Sibel Hanım. Evet. Bugün biz kızların eline tableti verdik. Test kitaplarını verdik. Bizim kızlar yumurta kırmayı bilemez bir hal aldılar. Evet. Yani eğri oturalım doğru konuşalım. Kendi ayaklarının üzerinde dur. E kimse kız ararken kendi ayağının üzerinde duranı alamıyor. Oğluma iyi yemek yapacak birini arıyorum diyor. Evi barkı temiz mi? Öyle oğlan anneleri var. Evin perdesine bakıyor. Annenin evinin perdesi düzgün mü diye. Evet, yani doğru. O yüzden Allah Resulü diyor ki kızlarınıza Nur suresini öğretin. Bir de dikiş nakışı öğretin. Yani bu çok mühim bir şey. Erkeği erkek gibi. Mesela ben şunu da söylüyorum hep. Çocukları veriyoruz kursa veriyoruz kursa Elif Bağ'dan başlıyor. Tam Kur'an'a geçerken cüz bitiyor. Çocukların yaz tatilleri berbat bitiyor. oluyor. Onları sanayiye versinler. Yani biraz böyle yontulsunlar. Eğilmeyi öğrensinler. Yani o yüzden erkeği erkek gibi kızı da kız gibi kadını da kadın gibi yetiştirmek çok lazım bir şey. Evet sürenin sonuna gelmişiz. Danimarka'dan bir mesajımız var. Çok Oo, teşekkür maşallah. ederiz. Sonsuz sevgiler. Hayat var ekibine teşekkür ederiz. Benim demişler. korona cemaati de var Danimarka'da yazıyorlar Onlara bize. Onlara da selam olsun. Onlara da Danimarka'da tüm gurbetteki vatandaşlarımıza. Dinleyicilerimize biz de buradan hürmet ve selamlarımızı gönderelim. Lütfi Hanımmış. Evet, çok teşekkürler sınav için. Özellikle dua isteyen kardeşlerimize. Akşam 21.30'da YouTube'a bekliyoruz. Bekliyoruz. İnşallah. Hocam Allah razı olsun. bugün bugünlük de programın sonuna geldik. Yarın ben yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağım. Programımızın devamı da haftaya perşembe tekrar canlı canlı sizlerle birlikte olacak. Görüşünceye kadar hoşçakalın. kalın.